Salü, güneşli bir Fransa'dan herkese selamlar. Neredeyiz? Paris Renault Trucks galerisindeyiz. Yenilenen Renault T serisi çekicilerin lansmanındayız. Rezepsiyona doğru yürüyoruz. İnternetten randevumuzu almıştık. 15 dakika öncesinden geldik. Rezepsiyona girdik. Sanırım bu adam aracı bizden önce test edecek olan kişi. İyi günler. Benim rezervasyonum vardı. İsminizi rica edeyim lütfen. Kadir Karaman. Bilgilerinizi kontrol ediyorum. Aracımız yarım saat içinde hizmetinizde olacaktır. Peki, teşekkür ederim. Evet, yarım saat buradayız dostlar. Bakalım yukarıda ne var. Daracık bir yer yapmışlar. Dışarıda iki yeni Renault aracı var. Az daha ileri geleyim. Ha, bizim araba da orada görüyorsunuz. Bekliyor. Canını yerim senin. Asaletine kurban. Evet, heyecanlı bekleyiş hala daha devam ediyor. Yarım saatlik süre dolmak üzere. Kadir Bey, aracımız test sürüşü için sizi bekliyor. Teşekkürler. Lansman aracımıza doğru yola koyulalım. Renault çekicilerinin yanına doğru hızlı bir şekilde geçelim hemen. Bakalım dış görünüşte gözümüze neler çarpacak değişiklik olarak. Önde far tasarımı değişmiş. Şöyle diğer taraflara da bir bakalım. Yan tarafta bir değişiklik göremedim ben. Aynı şekilde arka tarafta aynı değişiklik yok. Diğer araç da aynı. Vallahi ne yalan söyleyeyim, dış tarafta far dışında pek bir değişim göremedim. Büyük bir beklentimiz vardı oysaki. Farın altına bir çizik atmışlar. Al sana değişiklik. Ben beğenmedim şahsen. Benim için hüsran oldu bu. Neyse, aracın içine doğru bir geçelim. Konuşmaya devam ederiz. Evet, şu anda aracın içine girdik. Bakalım gözümüze neler çarpacak. Baktığım zaman ön konsolda kırmızı çizgiler çekilmiş, sportif bir görünüm kazandırılmış. Sabit bir navigasyon oluyordu orada. Onun yerine alternatif tablet falan takabileceğiniz bir yer yapmışlar. Alt tarafına da bardaklık eklemişler. Kırmızı şeritlere ilave kırmızı bir emniyet kemeri koymuşlar. Yatak aynı herhalde. Tasarımda genel olarak bir değişiklik gözüme çarpmadı. Tavan da aynı önceki modeller gibi. Bir değişikliğe uğramamış. Yani benim için hüsran oldu. Sizi bilmiyorum. Bu kasalar bildiğim kadarıyla 2013'te çıkmıştı. Yıl 2021 olmuş. Bir far değiştirmişler. Bir de kokpitte iki çizgi modifikasyon. Al sana yeni araç. Olmamış. Ben beğenmedim. Şöyle dışarı doğru da bir bakış atalım. Geri görüşümüz nasıl? Açı olarak bir deneyimleyelim. Güzel, sıkıntı yok. Test sürüşüne geçelim isterseniz. Farklılıklar var mı hissiyat olarak görelim. Marşa basalım. Haydi bismillah. Evet, aracımızı çalıştırdık. Yavaştan çıkışımızı yapalım. Test sürüşüne başlayalım. Diğer araç da çok yakın duruyor. Sağ salim geçtik çok şükür. Çıkışı geçiyordu az daha. Şöyle dönelim hemen. Setimizde problem var sanırsam. Tepkime de biraz geç tepki veriyor arada bir. Şansa bak abi, trafiğe denk geldik. Beklemekten başka yapacağımız bir şey yok. Trafikten kurtulduk çok şükür. Paris çevre yolunda takılmacalar. Test sürüşümüz başladı. Şimdiki çıkışı Bakalım kullanın. yenilenen Renault T model araç bize nasıl bir sürüş hissiyatı yaşatacak? Hep birlikte görelim. Döner kavşakta ikinci çıkışı kullanın. Hızlanışı bayağı iyi. Gaza basınca verdiği tepki de güzel. Hoşuma gitti şu an Şimdiki çıkışı sürüş kullanın. açısından.
Ne dersiniz dostlar? Alalım mı bir yeni T-Hike? Yakışır mı bize? Döner kavşakta ikinci çıkışı kullanın. Videomu yayınladıktan sonra belki bir Instagram'da anket yaparım size. Yeni araç alalım mı? Şimdiki çıkışı kullanın. Galerimize, garajımıza bir anket düzenleriz. Oy çoğunluğuyla satın almam istenirse de sizi kırmam, alırım tabii ki de. Farklı bir deneyim olur. Evet, şimdi önemli bir konuya değineceğim. Tasarım. Tasarım olarak çok bir değişim olmamış açıkçası. Yenilenme evrim serisini bozmuş Renault. Bakıyorsunuz ilk aracı herhalde Renault Magnum'lar vardı. Tasarımı başkaydı. Sonra Renault Premium çıktı. Bakıyorsunuz daha bir farklılaştırılmış. Sıfırdan baştan yapılmış. Sonra sene 2013 sanırsam yeni T-Range'ler falan çıktı. Sağa dönün. Bakıyorsunuz yine bambaşka. Sıfırdan bir tasarım. Yıl olmuş 2021. Yeni bir sıfır tasarım yapacaklarına bir far değişikliği, içte bir tablet koyma şeyi, kırmızı çizgiler, emniyet kemeri, ufak bir eklenti yapmışlar. Büyük bir değişiklik yapmamışlar. Bu açıdan bakacak olursak hüsran yani. Sıfırdan baştan yeni bir tasarım, dizayn beklerdim açıkçası. Herkes de öyle bir beklenti içindedir. Öyle umuyorum. Renault'tan bunu beklemezdim. Tasarımını, hüsranını bir kenara düz koyalım ilerleyin. Şöyle. Bir de şu açıdan bakalım. İlk defa bir çekici markası lansmanını Euro Truck gibi bir platformda yaptı. Bu açıdan bakarsak gerçekten güzel bir adım yaptı Renault Trucks. Bu konuda yani tebrik ediyorum. Güzel bir adım. Sola dönün. Bizleri de ziyadesiyle heyecanlandırdı bu durum. Çok güzel görseller, şeyler paylaşıldı. Güzel bir şey oluştu. Renkli paylaşımlar ortaya çıktı. Sağa dönmeye hazırlanın. Bir de dediğim gibi tasarım da baştan aşağı yenilenmiş olarak karşımıza çıksaydı daha da güzel olacaktı hepimiz için. Pazarlama açısından da güzel bir adım oldu Renault. Döner kavşakta üçüncü çıkışı kullanın. Yani Renault bu işin lansman şeyinin öncüsü oldu. Belki diğer çekici üreten firmalar da bu akıma katılıp yeni çekicilerini Euro Truck'ta lanse edebilirler. Bakalım bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz inşallah. Şimdiki çıkışı kullanın. Bu söylediklerim dışında ses olarak araç güzel. Motor sesi, turbo sesi düz falan. Düz ilerleyin. Bunda bir değişiklik yok. Motor aynı motor zaten. Güzel ses olarak, tepkimeler. Döner kavşakta ilk çıkışı kullanın. Sürüş hissiyatı olarak da keyifli bir şimdiki sürüş çıkışı şeyi kullanın. Var. Güzel. Görüş açısı biraz dar ama üstü alttan biraz basık duruyor. Cam küçük. Görüş sağ açısı fazla hazırım. Şey değil. Yukarıları fazla göremiyoruz. Skyline'da mesela daha geniş bir görüş açısına sahiptik. Renault o açıdan biraz sağa dönün. Şey kalmış. Daha geniş açı daha güzel oluyor. Tabii bu tercih meselesi. Kimi böyle sever dar. Son durağa geldik. Üstten alttan basık cam. Kimi de geniş ferah bir görüş açısını sever. Orası dediğim gibi tercih meselesi. Renault ile keyifli sürüşümüz devam ediyor. Şu direksiyon setimiz de tepkime sorunu yapmasaydı daha iyi görüntüler ortaya çıkabilirdi. Biraz seyir zevkini düşürüyor. Orası kesin. Otobüsün arkasına sıfırdan bir giriş yaptık. Takıldık peşine. Araçta gaz yeme problemi mi var anlamadım böyle. Bir durur gibi yapıyor, birden gaza basıyor. Bir şeyler oluyor. Sizde de öyle mi bilmiyorum. Öyleyse yorumlarda yazın. Biz de bilelim. Hani
Yani bizden kaynaklı durum mu yoksa oyunda mı böyle? Bunu bilmek lazım. Buradan mı gitsek? Yok, biz devam edelim, ileriden döneriz. Yavaş yavaş galeriye doğru ilerleyelim. Evet dostlar, aracımıza veda ediyoruz. Galeriye geldik. Girişimizi yapacağız. Bu arada sinyal sesleri falan da güzel. Hoşuma gitti. Şu ilerideki iki Renault aracının arasına park edelim bence. Güzel olur. Arada kırmızı. Arada boşluk kalmasın bence. Üç tane yan yana güzel durur. Azıcık bir şey yamuk park ettik. Hemen toparlayıp düzeltelim. Tamamdır. Aracımızı el freni çekelim, stop edelim. Dıştan da şöyle göstereyim son kez. Evet, beyaz, kırmızı, siyah. 3 tane Renault yeni model çekici yan yana. Scania'mıza girelim. Çalıştıralım aracımızı. Sese bak sese. Hay maşallah. Aslan muhabisim benim. Var mı senin gibisi? Evet, lansmanımız bitti an itibariyle. Güzel oldu. Deneyimlerimi, fikirlerimi, görüşlerimi sizlerle paylaştım. Şimdi otele doğru geçiyoruz. Yavaş yavaş. Sağdan mı gitsem, soldan mı? Soldan gidelim biz. Daha kestirme galiba. Sinyalimizi de verelim. Şöyle sola bir bakış atalım. Serbest, gelen giden yok. Geçişimizi yapabiliriz. Go to hotel. Evet dostlar, Lyon'dayız. Otelimize yaklaştık. Aha, direksiyon kilitlendi. Ha, düzeldi. Bugün ne oldu anlamadım ya. Bir uğursuzluk var. Direksiyon setimiz arıza çıkarıyor bize habire. İyi kötü idare etti bizi tabii. Buna da şükür. Otelimize de geldik. Sağa dönelim. Zaman zaman direksiyonumuz bize ufak tefek takılmalar yaşatsa da günü kurtardık çok şükür. Şimdi otelimizdeyiz. Mercedes Actros'un yanına doğru bir park edelim aracımızı. Tamamdır. Aracımızı park ettik. El freni çekelim. Aracı stop edelim. Evet dostlar, diğer videolara, içerik üreticilerine göre daha farklı bir konseptte video hazırladım sizler için. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer maceralarımı Instagram Kadir Karaman official hesabından takip edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abiento.